Burası Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi. 12 yıl önce yapılan 16 daireli İnanlı Apartmanı 6 Şubat depremlerinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı raporlarına göre ağır hasar aldı. Depremin üzerinden 10,5 ay geçti. Fakat bu apartman hala yıkılmadı. Nedeni ise mahkemelik olması. İddiaya göre bazı apartman sakinleri binanın az hasarlı olduğunu düşünüyor ve yıkılmaması için mücadele veriyor. Apartman sakinleri bir araya gelerek sıkıntılarını anlattı. Göz göre göre ölmek istemediklerini belirten vatandaşlar, nihai kararın verilerek binanın bir an evvel yıkılması gerektiğini vurguladı. Burası iki defa ağır hasar aldı. Şimdilik de mahkemeye vermişler, hafif hasara çevirmeye çalışıyorlar. Apartman sakinleri mi mahkemeye verdi? Bir kişi, bir veya iki kişi böyle bir şeye kalkışmış. Biz diğerleri razı değiliz. Peki sebebi ne? Sebebi galiba 2-3 tane binası var, bir tane yapılacak diye. Burayı bir tane şey yapmaya çalışıyorlar. Hafife çevirmeye çalışıyorlar. Şu an kalanlar var mı apartmanda? Yok, şu anda yok. Depremden beri kimse kalmadı burada. Hiç kimse yok. Mahkeme sonuçlandı mı? Mahkeme daha hala sonuçlanmadı. Tam sonuçlanmadı halde tadilat yapıyorlar. Dairelerimizi ablacığım bu şekilde boşalttık. Bina bundan sonra kalkmışlar gitmişler profesör falan getirmişler. Profesör de karot marat örneği almadan yazdığı kağıtla diyor ki ben buraya şeye doğru. Az da doğru çevirmeye kalkıyor. Ama çevre şehircilikte ağır hasarlı görünüyor değil mi? Çevre şehircilikte iki defa geldiler baktılar ağır hasar. Profesör de geldi bu şekilde bizim yanımıza. Ben kendisine bizzat söyledim neye göre baktın bu daire? Karot örneği aldın mı? Yok hayır göz kararı ben de bakıyorum. Gizli kirişleri görebiliyor musunuz dedim. Yok duvar kırmamız. Tam sen neye göre karar verdin buranın az hasar olduğuna göre rapor. Bu şekilde bu sıkıntılarımız var. Sizin talebiniz ne? Ben talebim ağır hasar zaten burası. Yıkılmasını istiyorsunuz buranın. Aynen yıkılmasını istiyorum ablacığım. Biz de aynısını söylüyoruz yani. Burada yani iki sefer ağır hasar almış bu bina. Hak da burada ağır hasar aldığı için bizlere hak sahipliği de çıktı. Deprem geçeli 11 ay oldu. Şu an acaba hiçbir şey yoktu. Bunlar kendi kafalarında hiç kimsenin haberi olmadığı 3 kişi çıkıyor. Biz buraya hafif hasara çevirek diyorlar. Peki siz tepki göstermediniz mi o komşularınıza? Hiç daha ilk görüşüyorum ben ya. Bunlarla ilk görüştüm. Bunlar gösterir mi? Ben ilk görüşüyorum. Hatta şimdi buradaydı. Kaçtı gitti. Burada tatilat yapıyordu kendisi. Dedim kardeş komşusun sen de burada hak sahibi mi var? Gel. Konuşacak, tanışacak ve sen karşı gel dedim yani önemli değil. Yok dedi ben gidiyorum dedi arabasına bindi kaçtı gitti. Ama biz burada bir kelime var. Adamın dediği kelime ben burada değil. Bak benim buradaki komşum en üstüm. Ben yoktum burada olmuş olsaydım da kendisiyle kavga edecektim. Adamın tek dediği kelime ben size komşular ev sahibi yapacağım. Ya sen kimsin beni ev sahibi yapmıyorsun? Sen kimsin? Bana daire yalancısı kimsin? Gel benim yüzüme karşı söyle. Allah korusun burada benim ya da ailemin herhangi bir tırnağına bir zarar gelse yok mu? Yani o adam ölsün. Bak ben onun yüzüne karşı söylüyorum. Komşularımızın da dediği gibi iki kere ağır hasar aldı. Apartman artık güven vermiyor bize. Hani belki sağlamdır dediğim gibi sadece fiziki olarak baktı gelen ekiplerde. Fiziki olarak bilirkişi raporu tutuldu. Bilirkişi raporunda işte aza dönsün yazıyor ama İşte dediğim gibi sadece fiziki olarak gözle bakıldı sadece. Daha önce burada Elazığ depreminde birkaç tane apartman mahkeme kararıyla asasara döndü. Sabahki depremde çöktü onlar. Orada bir sürü vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz de onlardan birisi olmak istemiyoruz. Bu çıplak gözle bakıldığı zaman sağlam anlamına gelmez. Bunu karo testi yapılmamış, simülasyon testi yapılmamış. Yani herhangi bir test yapılmadan bu şekilde kendi kafalarına göre hafif veriyorlar. Ha ben şunu da söyleyeyim. Madem öyle bu bilirkişiler bu binaya hafif veriyorsalar gelsinler kendiler otursunlar. Kiraya verecekler. Yani ben Malatya... Kendileri gelip Malatya'ya oturmayacaklar öyle mi? Malatya halkı olarak ben bu binanın kiraya gelip de oturmasınlar. Satın almasınlar çünkü bu bina çıplak gözle bakılmış yani. Testlerle bakılmamış. Herhangi bir test yapılmamıştır. Maraş depreminde ailemden 5 kişiyi kaybettim. Başınız sağ olsun. Ablalarım, yeğenlerim, teşekkür ederim. Eniştem, yakın akrabalarım. Yani bunlar hani en yakın onlar 5 kişi. Onun dışında bir sürü benim akrabam kaybettim. Enkazdan ben hani kendim çıkardım. Parçalarını birleştirip gömdüm. Yani bizim komşularımız bu ne demek olduğunu bilmedikleri için geliyorlar şimdi burada sadece 2 tane, 3 tane evi olanlar. Bir tanesinin evini kaybedenler çok şey kaybettim zannedip burada bu evin peşine düştüler. Yani ben buraya gelip kendim oturamayacağım için burada da yani başka insanların da oturmasını istemem çünkü aynı sonu yaşayacaklar. Bu mahallede biz daha önce Elazığ depremi yaşadık. Mahkeme kararıyla değişti kararlar. Sonra komşularımız öldü burada. Yani birçok komşumuzu kaybettik ilk depremde. Bu ev iki defa ağır hasar aldı. Mahkemeye verdiler. Mahkeme bir kere bu kararı reddetti.
Sonrasında bir kere daha mahkemeye verdiler. Şu an mahkeme süreci devam ediyor ve biz bunun peşini bırakmayacağız. Kesinlikle dedim ki ben burada oturmam, burayı kiraya vermem, satmam, verdirttirmem. Yani gelirim burada nöbet tutarım. Kim burayı almak isterse de ben derim burası ağır hasar aldı. Buraya gelirseniz ölürsünüz.